Biz 12 Kasım'da saat 2'de Kartal Meydanı'nda buluşacağız. Laiklik ve özgürlük için büyük kadın yürüyüşü gerçekleştireceğiz ve yürüyüşün ardından bir miting olacak. Mitingde de çeşitli sanatçı dostlarımız da bizlerle birlikte olacak. Şimdi bu duyuruyu yaptıktan sonra elbette ki neden böyle bir yürüyüşe ihtiyaç duyduğu anlatmak gerekiyor. Bu da başka bir ihtiyaç. Seçimlerin, genel seçimlerin ardından bir sonuç olarak maalesef ki tarihin en gerici meclisi oluşmuş durumda. Bu sebeple tarihin en gerici meclisi oradaysa eğer, biz de kadın meclisleri olarak buradayız. Korkma kadın meclisleri var diyerek çalışmalarımızı yürütüyoruz. Tarihin en gerici meclisi oluştuysa eğer, en ileri örgütlenmeyi hayata geçirmek zorunluluğumuz var. Neden? Özgürlüklerimiz için, laiklik için ve bu gerici kurulmuş olan mecliste dile getirilen, kadın cinayetleri artarken kadınları koruyan, 6284 sayılı kadınları şiddetten koruyan yasaya, can simidimiz dediğimiz yasaya karşı yasama organında, mecliste buna karşı söylemler gerçekleştirebiliyorlar. Örneğin Yeniden Refah Partisi milletvekilinin toplumumuzla uyuşmayan yönlerini, 6284'teki toplumla uyuşmayan yönlerini ayıklayacağız diyebiliyor. Yasama organındayken bunu diyebiliyor. Yasalara ihtiyacımız yok kadınları korumak için diye söylüyor. Ya da her gün kadınların nerede, kiminle, ne yaptığı ile ilgili. Düşünün ki öldürülen kadınların dahi hayatlarını sorgulayıp, kıyafetlerini sorgulayıp, kararlarını sorgulayıp, bu şiddetin ve cinayetlerin, cinsel saldırıların bir sebebiymişçesine anlatmaya çalıştıkları söylemleri hala daha duyuyoruz. Hatta bu oluşan gerici ve çağ dışı zihniyetlerin yer aldığı meclisin bir sebebi ve sonucu olarak artık sosyal medyada bu yönüyle gerçekleşen saldırılar artmış durumda. Belki sizler de fark ediyorsunuzdur. Bir kadın cinayeti olduğu zaman bile onunla ilgili paylaşımların altına İşte süresiz nafaka alıyormuş, o yüzden öldürüldü, sebebi budur. Ya da 6284 yüzünden bu kadın öldürüldü. Ya da o tip erkeklerle birlikte olmasalar başlarına bunlar gelmezdi. Zaten o yolun yolcusuydu gibi cümleleri çokça duymaya ve görmeye başladık. Özgürlüklerimiz tehdit altında. Sokaklarda özgür gezebilmemizden tutun da ne giyeceğimize kadar mesele haline getirmiş durumdalar. O yobaz fikirlerini, çağ dışı fikirlerini her gün ileri sürüyor durumdalar. Kadınların şahitliğinin dahil kabul olmayacağını, ileri sürme cesaretini ortaya koyuyorlar. Karma eğitime laf ediyorlar. Her gün bakın bir tür neden laiklik için yürüyoruz? Çünkü laiklik tehdit altında. Özgür yaşamlarımızla birlikte laiklik de tehdit altında. Bunların bir bütün bir haklarımıza yönelik saldırılar olduğunu düşünüyoruz. O yüzden laiklikten bahsederken özgürlükten bahsetmek durumundayız. Özgürlükten bahsederken laiklik için mücadele etmek durumunda olduğumuzu görüyoruz. Karma eğitim var fakat bunun ortadan kaldırılması gerektiğini ileri sürüyorlar. Bir diğer yanıyla sizler de görüyorsunuz, bilimsel eğitimden uzak okullar söz konusuyken, bunun güçlendirilmesi gerekirken ta kreşlere kadar, ilkokullara kadar o okullarda mescitlerin kurulması, Kur'an eğitimlerinin ücretsiz fakat dil eğitimlerinin ücretli verilmesi, ÇEDES protokolüyle birlikte okullara imamların görevlendirilmesi, hatta o imamlardan kimilerinin arkadaşlar istismardan yargılanıp tutuklanmış olan kişiler olduğunun bile haberlerini alıyor durumdayız. Yani siyasal İslam'ın dayatılması, bir din tüccarlığının yapılması, belli bir dini yaklaşımın, belli bir yorumunun hayatlarımıza bir dayatma olarak getirilmesiyle karşı karşıyayız. Bütün argümanları bu yönde. Kendi değer yargılarına göre açıklamalar yapıyor durumdalar. Ve bunlar artık sadece bu yobazların kendi değer yargıları olarak kalmaması riskiyle de karşı karşıyayız. Neyi kastediyorum? Bütün bunlara dayanarak, kendi değer yargılarından yola çıkarak medeni kanunu tartışmaya açmak istiyorlar. Nafaka hakkını tartışmaya açmak istiyorlar. Kadınların boşanma hakkını tartışmaya açmak istiyorlar. Ve en önemlisi sevgili arkadaşlar, bir anayasa teklifi bahsediliyor durumda. Seçimlerden önce de dile getirmişlerdi. İki maddesine ilişkindi bu öneri. Şu anda sivil anayasa denilerek sadece iki maddesi değil,
bütün maddelerine ilişkin bir yeniden düzenleme teklifi, bununla ilgili siyasi iktidarın görüşmeler yapacağı ile ilgili adımlar var, yazılar var, görüyorsunuz. Her fırsatta bunu dile getiriyorlar. Bu konuda muhalefet partilerini de uyarmak isteriz. Bu oyuna gelmeyin. Evet, mevcut anayasada eleştireceğimiz çok yönler var. Hala bir darbe anayasasının sürüyor olması, her ne kadar çeşitli değişiklikler yapılmış olsa da eksiklikleri olduğunun farkındayız. Fakat bu siyasi iktidarla bir yeni anayasa masasına, düzenleme masasına oturuyor olmak demek birçok hakkımızın daha elimizden alacağı anlamına gelecektir. Bunu görmemek mümkün değil. Daha örgütlü bir kuvvet olarak bu gidişatın karşısında güçlü bir beden olarak, vücut olarak, daha güçlü gür sesimiz olarak mitingde bir arada olmaya ihtiyacımız var. Sevgili kadınlar diye seslenmek isterim size. Sesimizin ulaştığı bütün kadın örgütlenmelerine ve demokratik kitle örgütlerinden, platformlardan, inisiyatiflerden, öğrenci kulüplerinden, bütün oluşumlardaki kadın arkadaşlarımıza da seslenmek istiyorum. Herkesi kendi pankartı döviziyle, kendi politik fikriyle, bir bedenen, bir akıllan orada bir arada omuz omuza olmaya davet ediyorum.